aslında ifşa etti ve bir tweet attı. Dedi ki işte size o dönem yasaklanan klibin orijinali, alın izleyin. Çünkü klibi Metin Arolat çekmişti. Aslında 3 klip çekiliyor. Evet. TRT yönetimine sunuluyor. Hangisini beğenirsiniz diyor. Alternatif. Onlar da şöyle bir savunma yapıyorlar. Biz burada erotik, açıksa buna bakmıyoruz. Sadece çok iddialı olmak istiyoruz. İddiamızı da karşılamıyor klip. Metin çok bozuluyor. Evet. Çok üzülüyor. Ve bu arada klip yayınlanmadığı için bütün masraflar Hadise'ye kalıyor. Orada da bir kıyamet kopuyor. Hadise ödüyor. Hadise ödüyor. Kendi yani cebinden. Kızgınlığının bir sebebi de bu. Gerçekten mi? Bilmiyorum. Evet, evet. Yıllar sonra da yine bir Fransız mankenine işte o sıfır toleransı çekerken oradaki yatak sahneleri de zaten daha öncesinde bir sıkıntılar var. Oraya da yani bir Türk engeli geliyor. Kurtulamayacak gibi geliyor bana Hadise'nin. Çünkü Hadise'ye artık bu... inatlaşma var. İnatlaşma var. Çünkü klipleri müstehcen olan aslında pek çok klip var Seda. Gülşen'in de klibi. Evet. Murat Boz'la. Ay, Murat Boz'suz bir klibi de Rütük Engel'ine takıldı. Evet. Hatırlıyor musunuz? Sanki kırmızı çizmeler şey falan. Yani gerçekten erkek karakterlerin kliplerinde de mankenler oynatılıyor. O tarz klipler var. Evet. Öyle düşünün. Evet. Yani orada solist erkek ama yine o aynı içerikte bayağı mankenler kullanıyor. O yüzden biraz adaletli evet. olmak gerekiyor diye evet. düşünüyorum. Evet. İşte Hadise'nin isyanı da o. Ama artık böyle bizim ülkemizde de şöyle isyankarlar hep artık aynı insanlar. Hı-hı. Susanlar aynı insanlar. Gündemdekiler orada bir nüans ama var. Ama gündemdekiler aynı insanlar. Ama orada bir fark var. Hep gündemdekiler hep aynı insanlar. Evet. Onun üzerinden dönüyor. Doğru gündemdekiler aynı insanlar olacak. Aynı insanlar. Konular değişik. İsimler aynı, konular değişiyor. Az önce Müge çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki ona sorduğum soruya karşılık o yaşlarda daha küçüktü Hadise. O yüzden sesini çıkarmaması gerekiyordu. Çünkü yönetmesi gerekiyordu. Artık belli bir yaştan sonra donanımınız oluyor ki rüştünüzü ispatlıyorsunuz mesleğinizde. Hepimiz için geçerli bu. Hepimiz ama, için. Aynen. Ama bir isim var ki o isim daha yaşının da mesleğinin de baharında sivri diliyle aslında kariyerini ablaları ve abileri gibi onlar gibi yönetseydi şu anda bu noktada olmazdı dediğimiz Aleyna Tilki mi? Aleyna Tilki. Bak bir izleyelim. Şimdi sana da bir şarkıcı olarak soralım. Yıldız olmak, star olmak ve orayı korumak için illa da mükemmel bir ses, çok iyi besteleri imza atmak yetiyor mu? Hayır. Yani tabii ki eğitimini alarak yaparak Allah vergisi yeteneğinle biraz da üstüne sahneye çıkıyorsunuz. Görseliniz güzelse bu çok güzel bir avantaj. Yeteneğinizle güzelliklerle insanlara sahnede bir şey sunmak. Ama artık ona bakmıyor. Yani şu kafaya bakıyor. Ne sesinizin güzelliği ne dünyanın en güzel kadını ya da yakışıklı erkeği olun fark etmez. Yeteneğiniz de fark etmez. Akıllıysanız bir şeyleri yönetebilirsiniz. Mesela şeyden konuşuyoruz, Aleyna'dan. Bence hatası çok güzel bir kız, çok yetenekli. Ama konuşmaları onu geriye çekiyor. Yani bir şeyini bil, yani bir şeyi bil. Sen çok güzel bir konuya değindin demin. Bir şeyi bilmediğini bilmek çok önemli. Ben ilk çıktığım zaman mesela bu özgüvenle, bu bilinçle konuşamıyordum. Niye? Çünkü bir şeyi bilmediğimi biliyordum. Bu bana doğru ilerlememi, doğru basmamı, hata yapmamamı sağlıyordu. Şimdi yeni jenerasyon ve günümüz sektörü o kadar popülariteye dayanıyor ki o hızla büyüyen popülarite, sevgi, şöhret, ün dediğimiz şey insanları alabora ediyor. Evet, evet. Bir süre sonra olan da gidiyor. Yani yeteneğin de olsa, dünyanın en güzel kızı da olsa. Vay. Aleyna yola çıktığı evet. insanları ekip de çok önemli noktalarda ekipten ayrıldı. Birinci yanlış adımı belki yıllar sonra kendi itiraf eder evet yanlıştı der. Emrah Karaduman'dan ayrılmak oldu. Çünkü onun bel kemiğiydi çünkü. Evet bel kemiğiydi. Çok başarılardı. İkisi birbirini bütünlüyordu. Hani ama bazı starlarda şöyle bir şey oluyor. Artık ben starım sana hiçbir şekilde ihtiyacım yok dediğin anda... İşte böyle gitmeler birlikte gelmeler çok başlıyor. İsimleri duyuluyordu sonra, çünkü paylaşmak istemedi. Evet. Sonra paylaşımları sosyal medyada ve kendi kitlesi üzerinde bir antipati yarattı. Konuşmalarında kafası karışıktı. Hiç kimse hiçbir şey anlamadı. Yani doğru mesajı veremiyor ya da hedefi 12'den vuramıyor. Ve şimdi sonra öğrendik ki 2-2,5 milyona gittiği konserlere artık 1 milyona gidiyor. Onu da zor buluyor. Bak bunların hepsi arda arda geldi. Bu arada hit bir şarkı çıksaydı belki yine kurtarabilirdi. Kendisi de söyledi.
çıkmıyor dedi, bu aralar olmuyor dedi. Ve üstüne de dikkat çekmek için böyle kıyafetlerle sahneye çıkmak onu kurtarmaz. Bir de evet. Sadece halk güzel bir kadına bakarlar ama bu kurtarmaz yani. Bir de sadece halk tarafından, dinleyenlerin tarafından sevilmek bir sanatçı için, ünlü olan bir insan için önemli bir şey değildir. Arkada, kuliste dediğimiz yani ekranın arkasında seviliyorsanız, doğru bir ekibiniz varsa işte o zaman daha başarılı olursunuz. Akıl veren, doğru yönlendiren, dostu demek ki bazı insanlar olmuyor ki. Evet. Menajerinden tutun dostuna. Ekip kısmı çok evet. Sıkıntılı bir şey ya Seda. Orada mesela... sevilmezseniz zaten yalnız kalıyorsunuz. Evet. Onu demek istiyorum. O evet. Zaman böyle hatalarla ekranın önünde dağılabiliyor. Çünkü bu çarkın içinde eğer dönmek istiyorsanız o zincirin bir halkası olmak zorundasınız. Siz o ekibe küstür, buna ters düş, o menajerle papaz ol, buna ters sonra olmaz. Sonra kalk başkasını olmaz. Ha, bu arada Aleyna'nın kendi içinde ya da pek çoğunuz, senin de vardır Seda muhtemelen, sana kim bilir ne yanlışlar yapılmıştır. Yanlış yapılmış olabilir, kırılmış, bükülmüş olabilir ama bunları yönetmek çok önemli bir şey. Bu senin duruşunu değiştirmemeli, bu senin özünü değiştirmemeli. Çünkü... Bir karakter vardır, hı hı. Tamam mı? O senin duruşunu, çizgini değiştiremez. Ona sadece gönül koyarsın, orada kalır. Hı hı. Bir de bu sektör duygusallığı kaldıran bir sektör değil. Hiç düşünsene değil, çok duygusal bir meslek yapıyorsunuz. Müzik yapıyorsunuz, o sözleri yaşamasan da yaşamış gibi evet. Okuyorsun. Ama duygusal davrandığınızda... Ya ortada olacaksınız ya biraz geride olacaksınız. Yani stratejik davranacaksınız. Evet. Bir de ya da kuralına göre oynayanlar tepede oluyor işte. Aynen. Bir de şöyle bir şey. Başarılı olduğum vakit ben başarılıyım. Başarısız olduğum vakitte onlar yüzünden oldu lafını tedavülden kaldıracak. Ha, özellikle. Bunu diyebilirler. Yok ona bence. Belli bir yaştan sonra. Az önce söylediğim yaşla gibi. Yaşla ilgili değil. Aleyna bugün belli diye kalkıp Hadise ve Gülşen'i suçluyor. Sahneden dışlandığı için yok öyle bir ama şey. Ama Müge Şimşek yani. Söyleyebilirler neden? Ya bunlar her belli sektörde var ya. Bizim belli. Sektörümüze ait şeyler tamam, değiller. Ama onlar da bir şekilde zamanında birileri tarafından engellendiler. Al ikisi de star yani Gülşen tabii. Ve Hadise'den ama bahsediyor. Star olduktan sonra o cümlene katılmıyorum. Sebebi şu. Star olduktan sonra belli bir olgunluğa ve kariyer yaptıktan evet. Sonra hepsi çatır çatır zamanında engellendiklerini, kimin onlara kazık attığını, hangi menajerin ya da hangi en yakın arkadaşından önce, kazık yediklerini çatır çatır konuşmuyorlar mı? Önce oraya gel. Ondan sonra. Çünkü bir zaman söyleme dediğin olmadan olduğunca böyle olur. Olgunluğa geldikten sonra olgunluğa zaten. Olgunluğa geldikten sonra. Evet. Çünkü en küçük bir tökezlenmede başkasını suçlu bulursan çevrende insan kalmaz. Evet. Yani zaten evet. Kaç kişisin? Biraz daha vakit var Aleyna. Biraz daha zaman. Çok erken biraz daha. Daha geçsin. Şimdi bence o güzel sektördeki abilerini, ablalarını bir örnek al. Bak onlar senin yaşında ne yaptılar? 1, 2, 3... Tıp. 40'tan sonra 50'den sonra da ne yaparsın geçersin dijital platformlarda YouTube'da İstediğin falan ve dersin ki ben bu sektöre girdiğimde bana bu yapıldı şu yapıldı dersin. O zaman söylersin. Şimdi...